Kurtarıcımız İsa Mesih'ten hepinize inayet ve selamet olsun. Kutsalla Davet adlı programda sizlerle birlikteyim. Ve Rabbin ismi altında olarak dua ediyorum ki Rab şu anda kutsarun üzerimize döksün. Her birimize hikmet anlayış versin, zihnimizi açsın. Bütün karışık düşünceleri üzerimizden kaldırsın ki onun gerçeğini anlayabilelim. Çünkü onun gerçeği bizi ruhsal anlamda olgunlaştırır. Onun gerçeği bizi ruhsal anlamda büyütür ve onun gerçeği dünyada nasıl kutsal insanlar olmamızı olmamız gerektiğini bize öğretir. Ve şimdi ben sizlere İncil'den 1. Petrus'un mektubunun 1. bölümü 22. ayetinden paylaşmak istiyorum. Şöyle söylüyor diyor ki ''Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız.'' Bir arıtma işleminden bahsediyor. Arıtmak nedir? Temizlemek, paklamak ve özüne yakışmayan neler varsa içinden sıyırıp atmaktır. İşte Tanrı kelamının amacı da budur sevgili kardeşlerimiz. Tanrı'nın sözü bizi arıtmak istiyor. Tanrı kutsal ruhunu göndererek sözün, derinliklerini bize açıklayıp bizi arıtmak, bizi öz benliğimize kavuşturmak istiyor. Çünkü insan oğlu bozulmuştur günahtan dolayı ve şeytan sürekli onun üzerinde işler. Bozulmuş bu karakter de sürekli kendi isteğinin peşinden gider ve Tanrı'nın isteğinin peşinden gitmez. Ama ne söylüyor? Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Peki gerçek nedir? Birçok insanlar kendi yollarının, kendi düşüncelerinin, kendi felsefelerinin, kendi inançlarının ve kendi dinlerinin gerçek olduğunu söylerler. Ama size şunu söyleyeyim. Bir tek Tanrı var ve bir tek olan Tanrı'nın da bir tek gerçeği var. Peki gerçek nedir? İsa Mesih dedi ki ben gerçeğe şehadet etmek üzere geldim. Ben gerçeği size duyurmaya geldim. O yüzden de konuşmalarına baktığımızda İsa Mesih birçok yerde şunu söyler. Doğrusu ve doğrusu size derim ki. Doğrusu size derim ki. Yani gerçeği ben size söylüyorum diyor. Evet gerçek İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü bir yerde İsa Mesih yine dedi. Yol, yaşam ve gerçek benim. Tanrı'dan çıkmış dünyaya gelmiş, günahkarlar için haç üzerinde kendisini ölüme teslim etmiş, ölmüş, dirilmiş ve üçüncü gün kıyam ederek 40 gün sonra göklere Tanrı'nın huzuruna erişmiş olan tek bir gerçek. İşte bu gerçeğe bağlı kaldığımızda bu gerçek vasıtasıyla Tanrı'nın kutsal ruhu da üzerimize dökülüyor. Çünkü İsa Mesih dedi, ben gidiyorum size kutsal ruhu göndereceğim. Ve kutsal ruh her hakikate göre size yol gösterecek. Sadece ve sadece İsa Mesih'teki gerçeğe iman edenlerin üzerinde o Tanrı'nın kutsal ruhu işler başkasında değil. Çünkü gerçeği bilip de gerçekle kendisini arıtmış olanlar, Şimdi arıtma işlemi neyle gerçekleşiyor? İsa Mesih ile. İsa Mesih vasıtasıyladır ki biz günahlarımızdan temizlenip özgür olabiliyoruz. Eğer İsa Mesih'in o haç üzerinde dökmüş olduğu kan olmasa, İsa Mesih'in kurbanı olmasa, bizim günahlarımız bizde kalır. Bizi günahlarımızdan özgür kılan bir tek tanrısal gerçek vardır. O da haç üzerinde İsa Mesih'in dökmüş olduğu mukaddes kurban kanıdır. İşte bu kana iman ettiğin zaman sen ne olur? Arınırsın, temizlenir ve paklanırsın. Tanrıya ait olmayan, Tanrı'dan olmayan her şeyden soyunursun. Ve diyor gerçeğe uymakla, bu gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Bak arıttınız. Artık siz temizlendiniz. Öyleyse siz arıtılmış olanlar. Siz temizlenmiş ve kutsallığa erişmiş olanlar yapmanız gereken bir şey var. Kardeşler için içten bir sevgiye de sahip oldunuz. Bu çok önemlidir içten sevgiye sahip olmak. Ne demek içten sevgi? Samimi bir sevgi. Menfaat ve karşılık beklenmeyen bir sevgi. Bugün dünya öyle midir? Dünyada herkes birbirini sevdiğini söylüyor. Ama her sevginin altında bakıyorsunuz ki bir menfaat var, bir çıkar var. Eğer birisi seviyorsa zaten başkası da diyor ya bu beni boşuna sevmez diyor. Mutlaka bir şeyi vardır. İnsanlık bu kadar böyle artık tedirgin olmaya başladılar. Gerçek sevgi ne kadar kaldı? Yeryüzünde acaba Tanrı'nın istediği o kutsal sevgi kaldı mı? Hayır size şunu söylerim ki bütün sevgilerin içerisinde menfaat oluşmaya başladı. Biri diğerini severken bir şey düşünüyor. Bakın, hayır ben seni karşılıksız sevdim diyen insanlara da bakın. Bir müddet sonra da o iki kişinin tartıştığını düşünün. Ondan sonra ne söylerler? Ya git ya, beş para etmezmiş ya. Ya o da sevgiyi hak etmiyor ya. Nankör adam ya. Ben ona neler yaptım ya. Neler yaptım, benim yaptığım kim yapmaz? Bakın hemen ne oluyor Birazcık can sıkıntıcı sıkıntı veren bir şey olursa hemen yapılan şeyler tak 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 insanın yüzüne vuruluyor. Şimdi bu sevgi mi? Sevgi ise asla kaba davranmaz. Sevgi öfkelenmez. Sevgi kendi çıkarını menfaatini aramaz. Tanrısal sevgi budur. İşte diyor siz gerçeğe uydunuz. Şimdi gerçeğe uymakla ne oldu? İsa Mesih vasıtasıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize döküldü. O kutsal ruh geldi, tanrısal sevgiyi bize öğretti. Ve böylelikle biz o tanrısal sevgiyi tattık ki tanrısal sevgide çıkar ve menfaati yok. Tanrısal sevgide karşılık yok. Tanrı karşılıksız sevdi. Tanrı dünyayı öyle çok sevdi ki diyor biricik oğlunu verdi. Dünyada ne menfaati vardı? İnsanlardan ne çıkarı menfaati var haşa haşa Tanrı'nın? Hiçbir şey yok ama sevdi. İşte tanrısal sevgi karşılıksız bir sevgidir. Siz de diyor gerçeğe uymakla yani İsa Mesih'in gerçeğine uymakla, Mesih bilgisine erişmekle, Mesih fikriyle dolmakla siz de kardeşler için diyor içten bir sevgiye sahip oldunuz. Öyleyse iman edenlerin her birinde bunun olması lazım. İçten bir sevgi, iki yüzlülüğü kesinlikle Tanrı kelamı reddeder. İsa Mesih'e iman eden bir kişi de 200 olamaz. Asla yapamazsın ve yapmamalısın. Yolda gördüğün zaman, o kardeşim nasılsın iyi misin canım ciğerim diyeceksin. Ondan sonra o gittikten sonra da yanındakine diyeceksin. Ya sevmem aslında yani ama ne yapacaksın işte karşılaşınca böyle öpüyoruz gönderiyoruz. Bu olmaz. Bu doğru değildir. Tanrının gözünde doğru değildir. O yüzden yapmacık sevgilerin peşinde gitmeyelim. Bugün bakıyorsun ki herkes birbiriyle konuşurken, telefonla konuşuyor. Hadi öptüm seni diyor. Ondan sonra biraz espriler yapıyor. Sonra yanındakine ya boş ver aman diyor. İşte iş olsun geçiştirdik gitti. Denilmiyor mu? Aramızda diyenler yok mu? Var. Bu kardeşler doğru bir yürek değil. Bunu yapmayacağız. Her bir kardeşe karşı. Kardeş olabilir. Bak adı Kardeş. İnsan oğlu senin kardeşindir. Çünkü onun da atası Adem, senin de atanı Adem'dir. Bundan dolayı o insana baktığın zaman onu Tanrı'nın yarattığını düşüneceksin. Tanrı'nın yarattığını bileceksin. Madem ki Tanrı tarafından, seni yaratan Tanrı tarafından yaratılmıştır. Tanrı o insana karşı nasıl bir sevgi besliyorsa, onun kurtuluşu için nasıl gayret ediyorsa Aynı sevgiyi senin de beslemen, aynı gayreti senin de yapman lazım. İçten bir sevgiye sahip olmak lazım. İmanlının hayatında bu olmalıdır. Yani ağzı ve yüreği bir olmalıdır. Düşüncesi bir olmalıdır. Üçü birlikte işlemelidir. Onun için diyor birbirinizi candan ve yürekten sevin. Yani sevginiz sözde dış görünüşte olmasın. Olabilir ki dış görünüşte tavırlarınla, davranışınla sararsın, kucaklarsın, sırtını sıvazlarsın, başını okşarsın, yanaklarını öpersin, bir sevgi gösterirsin ama aslında içinde hiç böyle bir sevgi yok. Bunu Tanrı görüyor ve biliyor. Tanrı bu gibi davranışlardan hoşnut olmaz. Bilin ki yapmış olduğunuz her tavır ve davranış, her düşünce ve fikir Tanrı tarafından görülüyor. Öyleyse hani derler ya içi dışı bir. İşte imanlının da içi dışı bir olmalıdır. Tanrı'ya iman eden gerçeğin bildirisini yüreğine aldıktan sonra ki yani bu İncil'i yüreğine alıp bu İncil'e iman ettikten sonra o kişinin içinin ve dışının bir olması lazım. İçten başka dıştan başka insanlar olamazsınız. Bununla insanları kandırırsınız ama Tanrı'yı kandıramazsınız. Bunu yapmayın. Onun için diyor birbirinizi candan yürekten sevin çünkü Tanrı'nın sevgisi kutsal ruh vasıtasıyla üzerinize döküldü bu sevgiye tabi olun. Artık Tanrı'dan sevmeyi öğrendiniz. İsa Mesih vasıtasıyla olan tanrısal sevgiyi tattınız. Tattıysanız bu sevgiye uygun yaşamanız lazım ve bu sevgiyi hayatınızda göstermeniz lazım. Candan da yürekten sevin. Çünkü neden? Çünkü diyor ölümlü değil ölümsüz bir tohumdan yani Tanrının diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Artık o ölümlü yani günahlı tabiat üzerinizden gitti. Sizin içinize bir tohum ekilmişti, günah tohumu. Günahtan dolayı her şeyi yapıyordunuz. Her türlü ikiyüzlülüğünüz vardı. Yüreğiniz başka, dış davranışınız başka, ağzınız başka, fikriniz başka. Ama artık böyle değil diyor. Bu böyle olmamalı. Tümüyle Özü, sözü, yüreği, davranışı, fikri bir olan adamlar olacaksınız. Çünkü siz niye gerçeğe uyuyorsunuz? Yani İncil'e uyuyorsunuz. İncil'e uyan kişinin evet evet hayırı da hayır olmalıdır. İncil'e uyan kişinin yemin etmesi de söz konusu değildir. Zaten yemin etmeyi de yasaklıyor. Yani öyle güvenilir insanlar olmalısınız ki, öyle dürüst insanlar olmalısınız ki, siz evet dediğinizde karşınızdaki insan şunu demeli. O evet diyorsa evettir. O böyle diyorsa böyledir. <laughs> Bundan dolayı da sevgili kardeşler, evet siz ölümlü tohumdan değil. Yani Adem'den aldığınız tabiata bağlı değilsiniz artık. Çünkü siz İsa Mesih'e iman etmekle günahlara öldünüz. Günahlı tabiata öldünüz. O haç üzerinde imanla İsa Mesih ile bütünleştiniz. Madem ki bütünleştiniz, İsa Mesih'in o bedeninin toprağa gömülmesi gibi sizin de Adem'i tabiatınız toprağa gömüldü. O ölümlü tohum gitti artık. Bundan sonra şimdi nedir? Ölümsüz bir tohum. Dan yani Tanrı'nın diri kalıcı sözünden. Demek ki Tanrı sözü ölümsüz bir tohum gibidir. Şimdi Tanrı kendi tohumunu bu toprağa ekmek istiyor. Biz her birimiz toprak kaplarız topraktan yaratıldığımızı unutmayalım. Bunun için de şimdi Tanrı ne yapıyor? Kendi tohumunu yani şu sözü yaşam veren bu sözü bizim yüreğimize ekmek istiyor. Bunun için gelin yüreklerimizi hazırlayalım. Yüreklerimizde ne gibi ayrık otları var sonları çıkarıp atalım. Tanrı'ya ait olmayan ne varsa yüreğimizden sıyıralım. Temizleyelim yüreğimizi sevgili kardeşler. Öyle ki Tanrı'nın tohumu, bu Tanrı'nın yaşam veren sözü yüreğimize ekilsin. Ekilsin ve içimizde yer tutsun. Çünkü bu tohum ölümsüz bir tohumdur. Ha. öyleyse ölümsüz bir tohum çürümez tohumu toprağa ektiğin zaman çürümediği için ne olur? Elbette ki dışı çürüyecek ki içeridekin filiz çıksın. O anlamda söylemiyorum. Tümüyle çürümekten bahsediyorum. Diri tohum ne olur? Toprağa ekildiği zaman ürün verir. Bir ekersin 10 ürün verir veya 60, 50, yüz, ne neyse. Ama ürün verir. Aynı şekilde, aynı şekilde de Tanrı'nın diri sözü, Tanrı'nın diri tohumu bizim içimize ekilmeli ki ekildikten sonra ürün versin, yeşersin ve insanlar da bize baktığında ne görsün? İşte bu kalıcı sözün, bu yaşam sözünün işaretleri bizim hayatımızda görülsün. Onun için de siz diyor artık ölümlü tohumdan değilsiniz ki. Ademi tabiata ait değilsiniz. Günahlı yaşam sizin üzerinizde artık egemenlik sürmeyecek ve sürmemeli sevgili kardeşler. Artık biz ne yapmalıyız? Yüreğimizi açmalıyız ki Tanrı kendi diri sözünü, o diri tohumunu, bu yaşam veren kelamı, bu İncil'in sözlerini yüreğimizin içine yazsın, doldursun. Çünkü Tanrı'nın diri ve kalı söz, kalıcı sözü. Demek ki Tanrı'nın sözü hem diridir, yaşam verir hem de kalıcıdır. ebediyen kalıcıdır. İşte siz bu söze iman ederek yeniden doğdunuz. Yani yenilendiniz. Mesih benzerliğinde yenilendiniz. Nitekim insan soyu ota benzer. Bütün yüceliği diyor kır çiçeği gibidir. İşte bu insanın gerçeğidir. Evet bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar. Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. Evet senin bütün dış görünüşün, bütün itibarın, giydiğin elbiselerin ayağına taktığın ayakkabıların araban, evin onların hepsi bu dünyaya ait şeyler. Bu dünyasal güzelliklerdir. Gelip geçecektir. Onlarla insan anılmaz sevgili kardeşler. İnsan kutsiyetiyle anılır. Eğer Tanrı'nın diri sözü senin içine yerleşirse, senin yaptıkların insanlar arasında öyle bir yer tutar ki nesillerden nesiller aktarılır ve hiçbir zaman bu isim yere düşmez. İsminizi davranışlarınızla lekelemeyeceksiniz. Davranışlarınızla adınızı yere batırmayacaksınız. Hani ya derler ya bazen bir şey olduğunda insanlar beddua eder ki sakın beddua etmeyin günahtır. Adı batasıca. Bunu çok duyarsınız. Adına leke getiriyor. Anlınız her zaman açık olmalı. Her yerde insanlar arkanızdan baktığı zaman size övgü sunmalılar. Sizin davranışlarınızdan, yaşam tarzınızdan insanlar feyiz almalı, zevk almalı, sevinç almalı aranılan insanlar olmalısınız. Ve sizi insanlar gördüğü zaman şunu diyebilmeli ya gel. Gel neredesin gel hele ağzımdan bal akıyor. Şöyle oturalım iki söz konuşalım. Seninle olmak ne güzel. Seninle olduğum zaman içim açılıyor desinler insanlar. Ama bugün insanlar birbirlerinden kaçar olmuşlar. Niye? Çünkü aradığını bulamıyor ki. O yüzden de sevgili kardeşler. Evet insan soyu diyor bir ota benzer. Ne olursan ol. Boyun ne olursa olsun, tipin ne olursa olsun, kendin ne kadar beğenirsen beğen, güzelliğin ne olursa olsun, çürüyeceksin ve gideceksin. Bütün diyor yüceliği kır çiçeği gibi, ona benzetiyor insanı. Ot kurur, çiçek de solar diyor. Evet çiçeklere bakıyorsunuz o kadar harika güzelliği var ki ama bir müddet sonra kuruyup gidiyor. İnsana bakıyorsunuz bir müddet sonra ölüp gidiyor ama isim kalır. Tanrı kelamı bize öğretiyor ki biz geriye bir isim bırakalım isim. Nedir bu geriye bırakacağımız isim sevgili kardeşler? Ne olmalıdır? Nasıl bir yaşam sürmeliyiz? O yüzden acaba insanlar senin hakkında ne konuşuyor, ne dersin? Senin aleyhinde konuşurken ne derler? Acaba hiç aleyhinde konuşan insanlar yok mu? Çok. Bir sürü insanlar senin aleyhinde bugün konuşuyorlardır. Ya lehinde, la ya da aleyhinde mutlaka bir şeyler söylüyorlardır. Bir yerlerde vardır. Ama nedirsin acaba? Ne konuşuyorlar? Senin hakkında insanlar konuşurken ne konuşulmasını istersin? İyi sözler değil mi? Hep övgü sözleri duymak istersin değil mi? Utanç verici sözlerin aleyhinde senin gıyabında konuşulmasını ister misin? Hayır. O yüzden de iman eden Mesih İsa'nın evladına yakışmaz ki bir Mesih İsa imanlısının aleyhinde arkasından söylenilecek kötü sözler olsun. O yüzden yaşantımıza dikkat edelim sevgili kardeşler davranışlarımıza, tavırlarımıza dikkat edelim sevgili kardeşler. Eğer İsa Mesih'e aitsen, eğer ben Hristiyanım diyorsan, senin herkesten farklı bir davranışın ve yaşam tarzın olmalıdır. E ama herkes öyle yapıyor. Herkesin öyle yapması önemli değil. Herkesin yaptığı gibi yapmayacaksın. Senin bir tek örneğin var. Gökten beden alarak aramıza gelen İsa Mesih'tir. Senin bakacağın İsa Mesih'tir. Burada sana yeteri kadar örnek vardır. Bu kelam, bu diri kelam, bu tanrı tohumu senin yüreğine ekilmelidir. Seni her konuda, hikmet konusunda, anlayış konusunda, sevgi konusunda, yaşayış konusunda, düşünce konusunda bu tanrı kelamı seni olgunlaştırır. Bu tanrı kelamının olgunlaştırma gücü vardır. Eğer kelam derinliğe ekilirse, yüreğe ekilirse, bakın kelamı alır okursunuz. Ama Buradan okursunuz. Hepsi buradan. Hepsi buradan. İçeriye işlemez. Ve kelamı dinlerseniz bir kulağınızdan girer öbüründen çıkar. İşe yaramaz. İşittiğiniz buraya gelmeli ve buraya yerleşmeli. Bu tohum bir ambar gibi ambara biriktirilmelidir. Çünkü tohum değerlidir. Değerli tohumu ne yaparsın? Ortaya saçmazsın. Alırsın bir yere ambara koyarsın. İşte bizim ambarımız bizim yüreğimizdir. Onun için de ne yapmalıyız? Bu Tanrı sözüne itibar etmeliyiz ve bunu yüreğimizin lefasına yazmalıyız. Hazreti Süleyman'ın kitabını okuduğumuz zaman Kutsal Tevrat'ın bölümlerinde diyor oğlum öğrettiğimi unutma yaz onları yüreğinin lefasına diyor. Onları boynuna süs olarak bağla diyor. Yani onun denetimine kendini ver. Bunun için yüreklerimizin derinliğinde işlemelidir Tanrı sözü. Çünkü o bizim yaşantımızı hakikaten Tanrı'nın karakterine uygun bir hale getirecektir. İşte diyor size müjdelenmiş olan söz budur. Siz bu sözün altına gelin. Size bir söz müjdeliyoruz ki İncil'in sözleri Tanrı sözleridir. İncil'in sözleri Tanrı'nın yaşam veren diri tohumudur. Alın ve bu tohumu ekin. Şimdi insanlar tarla işiyle uğraşırlarken, bağ, bostan işiyle, ne yapıyorlar? Hep verimli tohum, kalıcı tohum, meyveyi iyi veren tohumları seçiyorlar değil mi? Onları kullanıyorlar ki emek boşa gitmesin. İşte bu dünyada biz de bir emek çekiyoruz. Bu bedenimiz için uğraşıyoruz, didiniz, didinip tırmanıyoruz. Dünyada bir yaşam sürüyoruz. Ama eğer ki bu toprağa yanlış tohum ekersek iyi ürün vermeyecek. İyi ürün vermeyince de ne olacak? Tarlanın mal sahibini sevindirmeyecek. Mal sahibi de ne yapacak? Bu tarla mal sahibini sevindirmediği için artık o tarladan hoşnut olmayacak. Ya tohumu değiştireceksin, ya tarlayı. Ama tarlada kabahat yok, tohumda kabahatse ne yapacaksın? Diyeceksin bu sene ektiğim tohumlar iyi, ürün vermedi. Onun için de siz ne gibi hayatta ürünler veriyorsunuz? Verdiğiniz ürüne bakın, ürüne bakın. Ne veriyorsunuz yaşantınızda? İnsanlığın olgunlaşması için, insanlığın yaşam bulması için, insanlığın sevinçle dolması için, insanlığın selamete erişmesi için, insanlığın sevinç kaynağı olma için ne yapıyorsun sen hayatında? Her bir insan kendisine bunu sormalı. Ben ne yapıyorum? Tanrı'ya inandığımı söylüyorum. Ne yapıyorum ben? Ve bana bakanlar bende Tanrı'yı buluyorlar mı? Bana bakanlar bende Tanrının izzetini ve yüceliğini buluyorlar mı ne dersin? Eğer bulmuyorlarsa sende Tanrının diri kalıcı sözü yok demektir. Kuruyup gideceksin ot gibi. Ot gibi yok olup gideceksin. Saman gibi olacaksın. Ne anılacaksın, ne de göklerdeki anılma kitabına adın yazılacak. O yüzden insanlar arasında anılmak, insanlar arasında izzet bulmak ve aynı zamanda göklerde Tanrı'nın önünde durulan anılma kitabına da adının yazılmasını istiyorsan yapacağın bir şey var. Tanrı'nın bu diri sözünü, bu Tanrı'nın diri tohumunu yaşam veren İncil'in sözlerini alıp yüreğine yazacaksın. Yüreğine yerleştireceksin. Çünkü kutsal kelamda diyor, ağız yüreğin taşmasıyla konuşur. İçeride ne varsa dışarıya o çıkacak. Başka bir şey yok. Peki bugün senin içini ne dolduruyor? Bugün senin yüreğini ne dolduruyor sevgili kardeş? Yüreğin neyle dolmuş? Dünyasal öğretilerle mi, adetlerle, geleneklerle, boş insansal şeylerle. Atalardan aldığın şeylerle mi gidiyorsun? Onları bırak. Onların yerine Tanrı'nın şu diri tohumunu al. Yaşam veren Tanrı sözünü al ve yüreğine yerleştir. Yerleştir ki bu söz senin yüreğinden derinliklerinde kök salsın ve meyve vermeye başlasın. Ve senin meyveni gelsin insanlar alsın yesin. Ve senin vasıtanla birçok insanlar hayata kavuşsun. Senin vasıtanla birçok insanlar olgunlaşsın. Senin vasıtanla birçok insanlar sevmeyi, kardeşliği, barışı, dürüstlüğü, ahlakı, fazileti öğrensinler. Sen bunlar için varsın. Bunlar için var olmalısın her yerde. Çünkü Tanrı senden hoşnut olmak istiyor. Tanrı seninle övüş övgü duymak istiyor. Bu yüzden sevgili kardeşim işte Tanrı'nın diriz kalıcı sözü, Rabbin sözü bakın Rabbin sözü diyor sonsuza dek kalır. Çünkü sonsuza dek kalan bu söz bu tohum yüreğine ekilirse ne olur biliyor musun? Sen de sonsuza dek kalırsın. Evet beden çürüyecektir, ölüp gidecektir ama Tanrı'nın diri kalıcı sözü senin içinde olduğu için sen de bununla beraber yaşam bulacaksın ve yaşama döneceksin. Sonsuz yaşama erişeceksin. Sonsuz yaşama erişmek için yani ebedi cennete erişmek ve Tanrı'nın o göksel krallığına girmek için yapman gereken bir şey şimdiden Tanrı'nın kalıcı sözünü içine al ki senin içinde Tanrı'nın kalıcı sözü olsun. Tanrı'nın kalıcı yaşam sözü olsun ve böyle o söz hep sende kalsın ki sen ne olasın ebedi yaşam için tekrar kıyam edip dirilesin. Çünkü Tanrının sözü sonsuza dek kalır. Söz sende kalırsa sen de sonsuza dek kalırsın. Bunun için de ben bugün dua ediyorum ki Rabbin bu sözü yüreğimizde yer tutsun. Evet gerçeğin bildirisinde kalalım. İncil'in bildirisinde kalalım ve Tanrı'nın diri tohumu olan bu İncil'in sözünü yüreğimizin içine yazalım. Ve o bizde kalsın o zaman bizde ebedi yaşam için bol ürünler veririz ve insanlığa Rabbin izzetini ve yüceliğini ve kutsallığını ilan ederiz. Tanrı da bizden hoşnut olur ve o diri tohum bizde kaldığı için onunla da biz ebedi yaşama erişiriz. Bu anlamda Rab sizleri kutsasın ve bereketlesin. Eğer sevgili kardeşler sormak, öğrenmek istediğiniz konular varsa, anlatılmasını istediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın. Bize ulaşın, biz de buradan sizi anlatalım. Sizinle paylaşalım. Birlikte müşareketimiz, paylaşlığımız olsun. Ve Rabbimizi yakından tanıyalım. Ve birlikte onun kutsal onun doluluğuyla dolup onun adını izzetleyelim ve yüceltelim. Çünkü onun adı izzetlenilmeye ve yüceltilmeye layık olandır. Rab her birinizi kutsasın ve bereketlesin. Yürüyeceğiniz bütün yollarınızda sizinle beraber olsun. Amin.